Herkese iyi akşamlar. 18 Aralık 2021 Cumartesi günü akşamı birlikteyiz. Açıyorum programında bu hafta farklı bir konuyu ele alacağız. Malum ülke ekonomik olarak savrulmakta. Temel ihtiyaç maddelerine aşırı zam geldi. Hayat pahalı, geçim zor. Fakat biz ekonomist olmadığımız için bu konulara değinemiyoruz. Biz ünyeye tarihsel olarak bir bakış getirmeye çalışacağız. Bu akşamki program konuğum Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mete Hakan Demir. Hoş geldiniz Mete Bey. Hoş bulduk. Evet. Evet, ilk olarak Ünye tarihi dedik. Ünye'nin tarihi aslında insanlık tarihiyle neredeyse yakın. Bayağı uzun bir tarihsel süreç içerisindeyiz. Muhtemelen birkaç program sürecek Mete Bey. Şimdi biz bu akşam hangi bölümleri işleyeceğiz? Ünye tarihinin hangi başlıklar altında toparlayabiliriz? Bu akşam Ünye tarihinin en eski dönemlerinden başlayarak konuyu ele alacağız. Tarih öncesi dönem, yontma taş dönemi ne kadar uzanan bir tarih söz konusu şehrimizde. Tabii konuya başlamadan önce Ünye'nin yerel tarihi konusunda araştırma yapan ve bizim de kaynaklarından yararlandığımız değerli araştırmacılar var. Meslekleri tarih olmasa bile bu işi gönüllü olarak yapmışlar ve yerel tarih açısından şehrimizin geçmişinin aydınlanması için önemli çalışmalar yapmışlar. Bu isimleri önce bir analım, almak isterim. Doktor Mursel'in Güney, evet. Kendisi akrabam da olur aynı zamanda. Yine Sayın Yaşar Karaduman, Sayın Orhan Öztürk, Sayın Ahmet Derya Varilci, merhum Ufuk Mistepe gibi yazarların, araştırmacıların önemli katkıları var bu bilgilerin ortaya çıkmasında. Biz de bu konuları öğrenmek için onların araştırmalarından epeyce faydalanıyoruz. Kendilerine tekrar minnetlerimizi iletelim. Evet, dile getirdiğiniz için teşekkürler. Gerçekten de insan yaşadığı hayata izler bırakmalı. Saydığımız isimler, yaşadığımız çevremizi tanımamız, geçmişimizi bilmemiz açısından, evet, meslekleri olmamasına rağmen çok önemli araştırmalar yapmışlar. Bugün konuşacağımız aslında her şey onların, evet, biriktirdikleri birikimler. Evet, evet. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet. Buyurun. Ünye'nin tarihini 5 bölümde inceleyebiliriz. Şimdi tarih çok geniş bir alan. Evet. İncelemesi, araştırması zor olduğu için tarihçiler tarihi tasnif ederler. Zamana, evet, göre, mekana göre, konuya göre tasnifler yapılır. İşte zamana göre ilk çağ tarihi, orta çağ tarihi, yeni çağ tarihi şeklinde çağlara bölerek yapılır. Konuya göre tıp tarihi, kültür tarihi şeklinde tasnifler yapılır. Mekana göre, bizim yerel tarihler daha çok mekana göre, işte Avrupa tarihi, Asya tarihi, Anadolu tarihi, yerel tarih, işte Ünye tarihine kadar gelir. Hatta bir köyün tarihine kadar gider yerel tarih. Evet. Biz burada yerel tarih olarak şehrimizin geçmişini bildiğimiz kadarıyla, kaynaklardan okuduğumuz, araştırmacıların ortaya koyduğu bilgilerden anladığımız kadarıyla aktarmaya çalışacağız. Ünye'nin tarihi milattan önce 15.000 yıllara kadar, 15.000 yıllara kadar uzanan bir süreç. Bu konuda ilk çalışmayı yapan kişi Ankara Üniversitesi, kendisi de Ünyeli, Dil, evet, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Profesörü Kılıç Kökten Bey. Evet, Kılıç Bey. Evet, Kılıç, evet, Bey. Tarihi ne zaman? Bunun araştırmayı yaptığı tarih? 1944-45 yıllarında ve 1963 yıllarında Cevizdere doğusundaki Yüceler'de, Cevizdere çevresi ve Yüceler'de bu arkeolojik araştırmaları yapmış. Biliyorsunuz tarihin incelenmesinde tarih öncesi dönemler dediğimiz dönem yazının olmadığı dönem. Evet. Aslında burada bir hep yanlış anlaşılma vardır. Milattan önce sanki tarih öncesi gibi algılanır. Algılanır, evet. Öğrenciler de hep bunu karıştırır, öğrencilerim. Milattan önce miladi takvimin, Hazreti İsa'nın doğumu sıfır olarak başladı, kabul edilir. Evet. Eski kaynaklarda İsa diye de, İsa'dan önce, İsa'dan sonra da geçiyor. Milattan önceki dönem takvim olarak karşımıza çıkan bir süreç. Tarih öncesi ve tarih çağları
milattan önce 3200 ya da bazı kaynaklarda 3000 Sümerlerin yazıyı bulması. Yazının bulmasıyla yazının tarih bulunması. Başlıyor. Evet. Evet, yazının bulunması. Sümer biliyorsunuz Mezopotamya uygarlığı, Mezopotamya Fırat Dicle nehirleri arası. Evet. En büyük medeniyetlerin, Sümer medeniyeti zaten medeniyetlerin, ilk çağ medeniyetlerin evet. en büyüğü ve günümüze katkısı olan, insanlık uygarlık tarihinin temellerini atan yazıyla bunu başarmışlar. Önce takvim bulmuşlar. Birçok ilk kanunları yapmışlar. Hukuk kurallarını ortaya koymuşlar. Hammurabi kanunları mıydı? Hammurabi Babil. Babil evet. Sümerlerinki Urukagina. Urukagina. Milattan önce 2375'e dayanıyor. Hatta Hammurabi kanunlarının Urukagina'nın bir devamı ya da Hammurabi evet. daha gelişmiş. Sümer ilk olduğu için örnek temel olduğu için, evet. yasa Urukagina'nın kanunları. Şimdi Mete Bey biz biraz fazla dağıldık. Biz Ünye'ye dönelim biraz. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla bu Ünye'nin tarihiyle ilgili ilk bilimsel çalışmayı Ünye'li olan Sayın Kılıç Kökten Bey yapmış 1944-45 yıllarında, bir de 1963'te yıllarında. Araştırdığı yerde Cevizdere. Cevizdere. Şimdi burada da ben şöyle bir not eklemek istiyorum. İnsanlar buzul çağından çıktıktan sonra yerleşik hayata geçtiklerinde genelde nasıl yerleşik hayata geçebiliyorlar? Tarım yaparak yaşayabiliyorlar. Tarım yapmak için de suya ihtiyaçları var. Tatlı suya ihtiyaçları var. O nedenle ilk yerleşim yerleri genelde hep tatlı su kenarları. Çok güzel. Büyük medeniyetler de hep orada. Fırat Dicle'den bahsettiniz az önce. Evet. Eğer Ünye'de de bir medeniyet kurulacaksa ya da araştırılacaksa değil mi? Cevizdere civarından. Batısında Cüri Deresi, doğusunda Cevizdere, ortasından geçen Tabakhane Deresi. Bu kadar zaten tatlı su olması. Evet. Medeniyetin ortaya çıkması. Bir milattan önce 15.000, 2000'de şimdi ekle yaklaşık 17.000 yıl önce değil mi? Yaklaşık 17 bin yıldır Ünye'de yaşam var. Var. Evet. Peki burada daha öncesi de vardır tabii ki. Yani elbette biz ulaşabildiğimiz. Yontmataş, tarih öncesi dönemleri, Yontmataş devri, işte Paleolitik dönem, Orta Taş, Mezolitik dönem, Cilalı Taş, Yeni Taş dönemi olarak açıklıyoruz. Peki burada Ünye'de bizim karşımıza hangi topluluklar çıkıyor? Kimler yaşamış burada? Yani biz 1071'de Anadolu'ya geldik ama ondan önce işte 15.000 yıl milattan önce 1000 yılda, 16.000 yılda herhalde burada birçok insan yaşamış. Evet. Onlara bize biraz anlatır mısınız? Oraya geçmeden Kılıç Bey'in araştırmalarında bir noktayı vurgulamak isterim. Kılıç Kökten Hoca'nın bulduğu arkeolojik çalışmalarda elde ettiği balta, çakmak taşından aletler Karadeniz kıyılarında elde edilen en eski buluntu özelliği taşıyor. Şu ana kadar elimizde Karadeniz bölgesindeki arkeolojik en eski buluntu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bölgemiz açısından önemli bir olay bence. Karadeniz'in en eski yerleşim birimi diyebiliriz. Yani şu anki eldeki kaynaklarla eldeki bunu kaynaklara göre tabii tarihin değişebilirlik özelliği var. Yani kaynaklar bulundukça tarihi bilgiler de zamanla genişleyecek, değişebilir. Mesela Göbekli Tepe olayı çıktı karşımıza. O zamana kadar biz göçebe toplumlarda din mimarisi anlatmıyorduk. Yerleşik hayattan sonra dinle bahsediyorduk ama bu bilgi değişti. Şimdi topluluk olarak baktığımızda Kaşkalardan bir haritamızda vardı herhalde Kaşkalarla ilgili. Kaşka yönetmen arkadaşımız Kaşka topluluğundan bahsediliyor. Milattan önce 2000'lerde aynı süreçte Kaşkalar topluluk. Toplulukla devlet arasındaki fark ya da uygarlık arasındaki fark, topluluk biraz ilkel kalmış. Yani devlet yapılanmasını, teşkilatlanmasını tamamlayamamış. Hititler uygarlık diyoruz, devlet diyoruz. Niye? Kralı var, Pankuş meclisi var, Tavananna kraliçesi var, devlet hukuk kuralları var, medeni kanun yapmışlar. Onun için topluluklar biraz daha ilkel yaşayan, savaşçı, biraz daha barbar, savaşla ön plana çıkan, yarı göçebe. Zaten medeniyet önce yerleşik hayatla ortaya çıkıyor. Kaşkaların bu savaşçı özelliği zaten Hititlerle çatışmaları neticesinde bizi Kaşkalarla ilgili bilgilere ulaştırıyor. Hititlerin uygarlık olduğunu söylemiştik. Onlar tanrılara hesap verdiklerini düşündükleri için başlarından geçen olayları yıllıklara yazmışlar. Anal denilen yıllıklara yazmışlar. Ve o bilgileri doğru kabul ediyoruz biz. Yani güvenilir bilgiler Hitit yıllıkları, kaynakları. Neden? Tanrıya hesap vermek için yazıyor. Yani kral yenilse de Tanrı'yı kandıracak, yenildiyse yenildi diyecek. O yüzden
güvenilir kaynaklar Hitit yıllıkları bizim açımızdan. Kaşgalarla ilgili bilgileri de zaten Hitit yıllıklarından alıyoruz. Evet. Ulaşıyoruz, alıyoruz. Kendi eserleri yok, kendi bıraktıkları tabii yok. Ya, topluluk, yani bir medeniyet ortaya koysalardı zaten Anadolu'da uygarlıklar sayıyoruz. Hititler en büyüğü, işte Frigyalılar, İyonyalılar, Lidyalılar, Urartular. Bunlar medeniyet. Evet. Yazıları var, eserleri var. İşte Urartular Doğu Anadolu'da, Tuşba Kalesi hala ayakta. Van'da biliyorsunuz. Evet. İşte Lidyalılar para bulmuşlar. Gerçi başınıza bela ettiler parayı ama bulmasalardı daha iyiydi. Evet. Frigyalılara bakıyoruz. Adamların fable denilen hayvanları konuşturdukları eser ilk örnek La Fontaine'in zirvesine ulaştırdı. Tarıma önem vermişler Frigyalılar. Evet. Biliyorsunuz Eskişehir çevresinde kurulmuş Frigyalılar. Kanunları da ona göre işte saban kırmanın cezası ölüm, öküz öldürmenin cezası ölüm şeklinde sert kanunları var tarımı korumaya yönelik. Keşke biz de ülke olarak bu kadar ağır olmasa tarımı korumaya yönelik tedbirler alsaydık şimdi günümüzde yaşanan o bahsettiğin girişte pahalılığı önleme adına. Bu açıdan tarihi öğrenmemizin nedeni de aslında ortaya çıkıyor. Demek ki bu coğrafyada var olmak istiyorsan tarıma önem vereceksin. Tarıma önemseyip üretim yapacaksın. Onu geri planda bıraktığın zaman ekonomin çöküyor. Sonrasında gelişmiş ülkelerin boyunduruğuna girmek durumunda kalıyorsun. Bu yıl yüzyıllarca, binlerce yıl Anadolu'nun kaderi maalesef. Evet. Burada tarım deyince şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi İngilizce tarımın karşılığı culture, yani kültür öyle geçiyor. Evet. Aslında dünyada dünyanın medeniyete geçişini tarımla yapıyoruz ama biz maalesef tarım toplumu olmayı, tarımla uğraşmayı pek hoş görmüyoruz. Kaşgalar var, sonra Hititler. Hititler Kaşgaları, ilk Kaşgalar savaşçı oldukları için Hititlerin başkenti Hattuşaş, Çorum yakınlarında. Ankara'ya yolu işler. Evet, orada tabelaları gezdik, görmüştür. Evet. Çorum'un hemen geçtikten sonra Alaca kasaba, Alaca ilçesi var. Orada Hattuşaş başkentleri. Hattuşaş'a kadar ilerlemiş Kaşgalar. Evet. Hititleri tehdit etmişler. Yani askeri güçleri büyümüşler yani o kadar. Gelişmişler. Evet, sınırlarını genişletmeye çalışmışlar ama tabii Hititlerin düzenli ordusu var. Hititler uygarlık, daha güçlü bir medeniyet olduğu için. Evet, haritadan da görüyoruz. Evet. Bayağı Anadolu'ya evet. Ege'deki kolonileri saymazsak Anadolu'ya hakim olmuşlar. Evet. Hititlere mağlup olup tarih sahnesinden çekilecekler. Yani Hititler, Hitit gibi güçlü bir devleti yenmeleri zaten teknik olarak mümkün değil. Hititleri biz nereden biliyoruz? Yine Mısırlılarla yaptıkları Kadeş Savaşı vardı. Evet, tarihin değil mi? Evet. Yazılı antlaşması M.Ö. 1200'lü yıllarda günümüze ulaşan en eski yazılı anlaşma olarak öğretiyoruz halen de tarih kitaplarında. Evet. Büyük medeniyetler kayıplara uğrasa da bu savaşçı toplulukları bir şekilde bertaraf etmeyi başarmıştır tarihte ve Hititler Kaşgaları tarih sahnesinden silmişler ve Kaşgalardan sonra bir dönem 12. ve 9. yüzyıllar arasında Ünye ve çevresinde Asya kaynaklı kavimlerin yaşadığını görüyoruz ama bir devlet yapılanması yok. Yani Ünye'de, Asya kaynaklı derken Türk Asya kaynaklı o dönemde Türk göçleri var öyle Türk söyleyelim. Türk göçleri yani Kafkaslardan gelenleri de sayabiliriz. Kuzeyden kuzey göçlerini sayabiliriz. Şu an bizim Çerkez diye nitelendirdiğimiz. İran'dan gelenleri sayabiliriz. Yani Asya kökenli topluluklar ama hangi etnik gruba ait olduğunu. Belki de yağmaya geldiler. Tabii yani, ki yani. Sonuçta bu coğrafya başta da konuştuk. İşte verimli topraklar var. Su kaynakları var. Deniz kıyısında. Ünye'nin o doğal limanı, o koyu yalı kahvesinden itibaren öbür Gölevi tarafına taşındıkça daha iyi anladım. Rüzgar almıyor. Daha korunaklı, böyle yerleşime uygun. Doğal liman aynı zamanda. Doğal liman. Bunlar Ünye'yi cazip kılıyor. O yüzden bu tür coğrafyalarda değişik topluluklar yaşamaya devam etmişler. Yani Hititlerden sonra Asya kaynaklı kavimler var. Evet. Sonra İskitler mi geliyor? Milattan önce 9. yüzyıldan itibaren İskitlerin bölgeye geldiğini görüyoruz. İskitler Yunan kaynaklarında Sakalar olarak geçiyor. Biz tarih kitaplarında, tarih derslerinde İskitlerin ilk Türk topluluğu olduğunu söylüyoruz. İlk Türk devleti demiyoruz, topluluk diyoruz yine. Bu konuda bir araya girmek istiyorum. İzlediğim bir belgeselde şöyle anlatıyordu.
İşte o Türklerin yaşadığı Orta Asya'daki topluluk bölgede, yani nedir? Baykal Gölü'nden Sarı Nehre, yani kuzeyde Baykal Gölü'nden güneyde Sarı Nehre, işte Hazar Denizi'nden diğer uca kadar o bölgede yaşayan Türkler Moğollardan, hani Moğollarla yaptıkları savaşı kaybedip Hazar'ın batısına doğru göç etmeye başlıyorlar. Ki yani, onlara da İskitler deniliyor ya da işte Yunan kaynakları Saka deniyor. O bölgeye geliştir. Hatta Avrupa'nın Avrupa'daki milletlerin oluşumunda işte o Gotların sıkıştırılmasında kavimler göçü yani, ama daha sonrası. Daha, ondan önce onu, bu ön Türkler deniyor. Bu, evet, ön Türkler. İlk Türk. Evet. Şimdi Türk olduklarını da nasıl iddia ediyoruz? Ata binme olayı, işte üzengi kullanma vesaire burada çok Türklere ait kültürel. Bir de mezarları kurgan denen mezarlarına rastlanmış bunların, İskitlerin. Evet. Kurgan mezarların oda şeklinde yapılması, ölen kişinin eşyalarının yanına konulması, ölümden sonraki hayatın devam edeceğine dair inanışın olması, İskitlerin Türk olduğunu ispatlayan. Ünye'ye geliyorlar değil mi bu İskitler? Evet, İskitler Ünye bölgesinde, Orta Karadeniz bölgesinde M.Ö. 9. yüzyılda hakimiyet kuran topluluklar arasında. Evet. Bunlar nasıl yok oluyorlar? Yani biriyle savaş mı ediyorlar? Tarih sahnesinden nasıl çekiliyorlar? İskitlerin Perslerle daha çok savaşları var. Hatta Perslerle olan mücadeleleri Alper Tunga destanının konusu olmuştur tarihte. Evet. Destan olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Perslerin İskitleri bertaraf ettiği ve bu coğrafyadan uzaklaştırdığı bilinmekte. Peki. Daha sonra? Yine İskitlerden sonra Kalipler diye bir topluluktan bahsediliyor. Ünye ve çevresinde yaşamış olan. Demircilikte ileri gitmiş Kalipler. Bu demircilik olayını da hani Türklerle mi bağlantı var diye de düşünülebilir. Hatta Yunanlılar demircilik mesleğini, demircilikle ilgili gelişmeleri bu uygarlıktan öğrenmişlerdir şeklinde. Evet, tarihte demiri var. İlk işleyen, işte ondan kılıç yapabilen, bok yapabilen ilk topluluk Türkler olduğu için eğer bir millet demircilikle uğraşıyorsa ya Türktür ya Türklerle bir şekilde komşudur diyebiliriz. Evet. Yani, ama bu konuda kesin bir şey diyemiyoruz herhalde. Zaten bu çağların yaşanması, tarih öncesi dönemlerde işte maden devri diyoruz. Bakırla başlıyor. Bakır niye bakırla? Doğada en çok bulunan kolay işlenen maden. Evet. Bakırla kalayı karıştırıp tunç ve sonrasında demir devri. Tabii dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmıyor bu gelişmeler. Yani bir taraf demir devrini yaşarken bir taraf yontma taş çağında. Günümüzde de öyle değil mi? Yani bir taraf uzay çağını yaşarken bir taraf orta çağda yaşıyor. Bu farklılık her zaman olmuş. Her zaman var maalesef. Ama günümüzde bu kadar hadi tarih öncesini anlayabiliriz. İletişim yok, etkileşim yok ama günümüzde insanların bu kadar birbirinden farklı olması, toplulukların, medeniyetlerin açık ara birilerinin çok önde, birilerinin hala orta çağda yaşaması. Mete Bey, şimdi sözünüzü kesiyorum. Şimdi izleyicilerimizi de hani aydınlatmak açısından çok da dağıtmayalım konuyu. Evet. Şimdi Hititler, Kaşkalar, Hititler, İskitler, Kalipler. Kalipler. Peki şunu merak ediyorum. Ünye ne zaman şehir görünümüne girdi? Ne zaman oldu? Yani bir Ünye adını demeyelim de Ünye şehir olarak ilk ne zaman karşımıza çıktı? Ünye'nin şehir olarak karşımıza çıkması M.Ö. 750 yıllarında. Millet uygarlığının Ege'de değil mi milletler? Millet Ege'de ama ilk çağda Ege'deki uygarlıklar İyonyalılar, Efes, Millet gibi uygarlık şehirleri, şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi zaten. Ve site devletleri. Site Mezopotamya. Oradakilere polis deniyor. Yunan uygarlıklarındakine polis deniyor. Buradaki fark. Evet. İyonyalılar ticaret kolonileri kuruyorlar Karadeniz kıyılarında. Bunlardan bir tanesi de Ünye. Koloni demek günümüz sömürgeciliğinin başlangıcıdır aslında. Niye bir ülke kendi sınırları dışında gidip şehir kuruyor, orayla irtibat kuruyor, oraya bir yatırım yapıyor? Çünkü oranın zenginliğini kendi ülkesine ticaretle aktarmak için. Sömürgecilik. Evet, ilk çağın kolonicilik anlayışı bu. Sonra işte sömürgecilik şeklinde Orta Çağ ve Yeni Çağ'da günümüze emperyalizm olarak geliyor. O zaman M.Ö. 750
2020'de şimdi koyarsak 2800 yıl diyelim yaklaşık. Yani burada millet uygarlığının, millet şehir devletinin yöneticilerinin Ünye'de koloni kurması tesadüf mü? Tabii ki değil. Çünkü Ünye'nin bir potansiyeli var. Ticaret potansiyeli. İşte üzümden bahsediliyor. Şimdi o konuda ben bir şey anlatacağım. Evet. Burada Ünye'nin şehir olmasında az önce dedik Cevizdere'nin etrafında ya da işte araştırılmadı. Belki Cüri'den de çıkacak araştırıldığı evet. zaman. Hem doğal liman oluşu, balıkçılıkla hem tarımla uğraşılabildiği. Aynı zamanda iç bölgelere açılan değil mi geçitin olması. Tabii, Samsun evet. da o nedenle gelişmiştir. Yani evet. Samsun'un diğer illerden evet. öne geçmesinin evet. sebebi iç Anadolu'yla bağlantısındandır. Ünye aslında milletlerin kurmasıyla beraber bir tür ticaret merkezi olarak aynen, yani. Kurulmuş. Şimdi burada sömürü deyince bir anım var. Bunda konuşmuştuk. İzleyicilerimle de paylaşmak istiyorum. 2010 yılındaydı yanılmıyorsam Portekiz'e Porto şehrine gittik. Öğrenci ortaklıkları projesiyle. Orada bizi şarap müzesine götürdüler. Evet. Tabii bizim ülkemizde adını söylemek bile ürkütücü oluyor. İşte çok günah deniliyor, yasak deniliyor ama Avrupa'da bu bir sektör. Yani evet. Evet. büyük bir ekonomik değer. Yani evet. bir şişesinin 1000 dolara hatta 5000 dolara satıldığını düşünürsek bu aslında çok büyük bir ekonomik değer. Evet. Orayı gezerken onu anlatan mühendis bize şöyle bir şey dedi. İngilizce anlatıyor. Tercüman arkadaşımız da yardımcı oldu bana. Siz dedi bilmezsiniz dedi. Türkiye'nin kuzeyinde dedi Karadeniz bölgesi vardır. Orada dedi Ünye diye bir yerleşim yeri var. Bu dedi üzümün, Porto şarabının üzümünün işte belki milletliler tarafından, belki Cenevizliler tarafından bilemiyoruz. Çünkü bunlar deniz ticaretini yapıyorlar. Buradaki üzümün kökünü önce Bordeaux'a götürmüşler, Fransa'nın Bordeaux şehrine. Sonra oraya çalışmaya gelen Portolu işçiler üzüm kökü çalarak Porto'ya götürmüşler. Yani baktığınız zaman hani dünyanın şu anda en çok para eden, en değer gören bir ekonomik ürün olan üzümden üretilen şarabın ana vatanı Ünye. O sırada yanımızda Yunanlı arkadaşlar da vardı. Hani o konuya da değineceğiz eminim. Ünye adının nereden geldiğiyle ilgili çok değişik evet. rivayetler var. O Yunanlı arkadaşım şey dedi. Ünye'nin dedi adı Yunanca oi noi sözlerinden. Oi noi iyi şarap demekmiş. Evet. Yani Yunanca oi noi bilemiyorum artık. Oi noi tabii biz Türk telaffuzuyla one'ye, one'den Ünye'ye kadar dönüşmüş. Evet, evet burada şunu söyleyebiliriz o zaman şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili. Ha biz biliyoruz ki milattan önce 750 yılında Ünye bir ticari şehir görünümüne evet, kavuşmuş. Ama yani, ticaretin ve merkezi olmasından evet, dolayı oluşmuş bu. Koloni amaçlı millet uygarlığı tarafından oluşturulmaya başlanmış. Buna benzer işte yine Orta Çağ'da ve Yeni Çağ'da Amasra çok Karadeniz kıyısında Sinop evet. kolonidir buralar. Evet. Cenevizlilerin, Venediklilerin evet. Karadeniz kıyılarında ticaret yaptıkları. Ünye'nin bir diğer özelliği dedin ya işte ticaret iç bölge açılması. Yukarıda Tekkiraz'a uzanan oradan Niksar'a ve İç Anadolu'ya geçen bir doğal yol aslında orası. Evet. Yani biz hani tarihte İpek Yolu anlatıyoruz. İpek Yolu evet. deyince sanki öğrencilerin aklında ya da insanların aklında sanki bir yol varmış gibi. Halbuki İpek Yolu doğal geçitlerden oluşan, doğanın izin verdiği ölçüde insanların ilerleyebildiği. İş makinesi yok o zamanlarda tabii yani. O bir nehrin açtığı yol olabiliyor evet, değil mi? Evet. Ya da yani, rüzgarın açtığı evet, vadilerle olabiliyor. İşte rüzgarın, yağmurun. Buradan da İç Anadolu'ya uzanan doğal bir geçit var. Söz evet. konusu. Zaten Ünye Kalesi konusuna gelindi. Evet. Ondan da bahsedeyim isterseniz. Şimdi Ünye Kalesi deyince hemen aklımıza Niksar Akkuş yolu üzerindeki evet. o kale geliyor. Evet. Aslında orası Ünye, yani Ünye Kalesi orası değil. Orası koruma amaçlı bir kale değil. Orası işte gelip geçen kervanların gözetlenmesi ve korunması amaçlı, koruma amaçlı bir kale. Asıl kale Ünye Meydanı'nda başlayan 100. yıl dediğimiz yere kadar uzanan bir liman. O da hani bir koruma amaçlı bir liman değil. Evet. Milletlerin kurduğu belki de ticarete gelen gemilerin evet. işte orada yük doldurması, boşaltması, evet. gelen tayfaların yiyecek alması, yiyecek bırakması, evet.
o amaçlı yapılan bir durum. Evet. Peki ne oluyor? Biz bu milletler burada pek fazla kalmıyor. Pontus dediğimiz olaya gelelim yavaş yavaş. Pontus ne demek? Pontus veya ve ne işi var yani? Nasıl başlıyor? Coğrafi bir isim. Yunanca'da deniz anlamına geliyor. Pontus'a gelmeden önce bu Pontus uygarlığı nasıl ortaya çıktı? Pontus devleti nasıl kuruldu? Persler öncelikle gelecek yaşadığımız bölgeye. Evet. Ünye'ye. Perslerin hakimiyeti söz konusu. Batıdan gelen Büyük İskender Helenistik dönemi başlatacak. Doğu Batı uygarlığını birleştirecek. Milattan sonra 300'lü yıllarda. Bu uygarlığın Helenistik uygarlığın Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırdığını görüyoruz. Ve Helenistik İmparatorluk İskender'in ölümünden sonra dağılacak ve Büyük İskender'in ölümüyle işte Mısır'da Ptolemeler Krallığı, işte Makedonya'da Antigonitler Krallığı, Anadolu'da da Trakya'dan Hindistan'a kadar uzanan Seleukoslar. Bunlar büyük komutanlar, İskender'in komutanları. Kendi bağımsızlıklarını ilan ediyor. İşte Pontus da bu Seleukosların bir kolu. Deniz anlamına geliyor Yunanca. Evet, deniz anlamına geliyor. İskender'in ölümünden sonra, İskender öldükten sonra Orta Karadeniz'de ortaya çıkan bir uygarlık, bir devlet. Burada Mitridat'dan bahsetmek gerekir. Evet. Mitridat önemli bir isim. Pontus Devleti'nin kurucusu olarak da ifade ediliyor. Evet. Ve Pontus Devleti'nin en önemli hükümdarları, yine seninle de konuşmalarımızda, daha önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik. Midrebolu, Ünye'deki Midrebolu. Midrebolu aslında Pontus'u kuran Mitridat, Kral Mitridat'ın kendi adına kurduğu bir şehirden geliyor değil mi? Günümüzde Midrebolu olarak geçiyor. Midrebolu. Mitridat orayı Pontus'un merkezi haline getirmek için çalışmalar yapmış. Başkenti mi? Başkenti yapmaya çalışmış. Hatta bazı rivayetlere göre oranın şu anda denizin içinde olan kalıntılarının da bulunduğu ifade ediliyor. Mitridat şehrinin bir kısmının karada, bir kısmının denizde. Bir şekilde. Şimdi biraz da espri olacak ama Mete Bey, şimdi Pontus şehrinin başkenti Ünye olarak planlıyor Mitridat. Mitridat bunu planlıyor ama yani eğer burası olsa o zaman Trabzon olmayacak yani. Ve Trabzonspor da olmayacak. Da esprisini yapalım. Evet. Yani aslında Pontus kralı Mitridat Ünye'yi başkent yapmak için planlıyor. Yapmak için çalışmalar yapıyor ama Roma engeline takılacak. Büyük Roma İmparatorluğu Mitridat'ı yenecek. Milattan sonra 64 yılında bu bölge Roma'ya bağlanacak. Zaten Pontus deyince bazıları işte Yunan uygarlığı akla geliyor diyorlar. Yunan olmadığını söyleyebiliriz Pontusların. Evet, bu konuda rivayetler var. Biraz açıklar mısınız bize? Yani biz hep Pontus deyince Yunanların bir kolu olarak görüyoruz. Bir görüş Perslerin devamı. Persler ülkelerine İran uygarlığıdır Persler. Tarihten günümüze Medlerle başlarlar. Medlerden sonra Pers uygarlığı. Pers uygarlığından sonra Sasan uygarlığı, İran uygarlığı şeklinde günümüze kadar gelen köklü, kadim bir uygarlık. Ve ilk çağın en büyük imparatorluklarını kurdular. Bir dönem tamamen Anadolu'ya hakim oldular. Sonra işte İskender'in gelmesiyle Büyük İskender Perslere yenilgi uğratınca çekilmek zorunda kaldılar. Burada benim de bir iki notum var, eğer müsaade edersen. Şöyle Yunanlar kendilerine hala hani Helas diye şey yapıyor. Greek demiyorlar hani uluslararası şeyde. Helen olduklarını söylüyorlar. Greek kelimesinin olumsuz bir anlamı olduğunu. Onu bilmiyorum. Hilekar hani, anlamına öyle mi geliyormuş Greek kelimesi. O yüzden hatta başvuruda bulunmuşlar galiba ilgili mercilere. Bizde hala İngilizce karşılığı Hindi olan Türkiye'yi düzeltmek adına yani bir girişim yapmıyoruz. Evet, biz yapmıyoruz. Şimdi orada bu Yunanlılarla ilgili okul projemizde, ortaklık projemizde dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. O zaman Nuriye'deydik. Nuriye'de okullar geldiği zaman, diğer yabancı okullar geldiğinde biz sağ olsun burada onu da analım, Orhan Bodancı hocamızı, onun hazırladığı halk oyunları ekibini ile gösteri yaptılar. Yunanlılar geldiler, dediler ki bunlar bizim oyunlarımız.
Yani. Bizim Akçaba torunu diye bildiğimiz onların oyunuymuş. Böyle olduklarını iddia ediyorlar. Bizim Ordu karşılaması ya da kimilerinin Giresun karşılaması diye bildiklerini, bildiğimiz oyunları bizim olduğunu, kendilerinin olduğunu söylediler. Hatta tatlı bir takıldık birbirimize. Dedi ki bunların dedi orijinalini Yunanistan'a gelince size izleteceğiz dediler bana. Hatta gittiğimizde en öne oturttular bizi. Gerçekten de bizden çok daha iyi oynuyor. Bir de orada şunu öğrendim. Kemençe onların milli enstrümanı. Yani bu çok ilginç. Biz kemençeyi kendimize ait diyoruz ama kemençe Rumların yani Pontusluların öyle söyleyelim. Ve şunu gözlemliyorum. Yani Ege'deki Ege ve Yunan adaları ya da Ege ve işte Atina diyebileceğimiz Yunanlarla müzikleri olsun, her türlü kültürel öğeleri buradan bu bölge diyelim öyle söyleyelim kıyafetlerine varıncaya kadar birbirinden çok farklı. Evet. Evet. Benzerlik kuran da var. Benzerlik olması da normal aslında. Yani evet. Dedik ya Ünye şehrinin kuruluşunda Miletliler rol oynamış. Milet zaten Yunan uygarı. İonya şehir devletleri. Evet. Onlar da milattan önce binli yıllarda Atina'dan, Balkanlardan Ege Denizi'ne gelen uygarlıklar. Lidyalılar, İonyalılar, Likyalılar. Tabii benzerlik olması normal ama o dönemde dediğim gibi Büyük İskender'in Helen İmparatorluğu Doğu ve Batı uygarlığını sentezlemiş. Yani hangisi daha ağır basmış? Bu bölgede Pers uygarlığı mı, Doğu mu yoksa Yunan mı? Onu yapılan araştırmalar ve bundan sonra yapılacak olan araştırmalar daha açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Şimdi Roma dönemine kadar geldik ama Roma dönemine gelmişken yönetmen arkadaşımıza da söyleyelim. Bir kalenin altında bir kral mezarı var. Onu bize görüntüsünü getirirse. Merak ediyorum bu ben Amasya'da okudum üniversiteyi. Orada da çok var. İşte şu anda görüyoruz ekranlarımızda. Bu hangi döneme ait? Pontus Ünye Kalesi'nin tarihi bilgileri bize Pontus dönemini gösteriyor yapılan araştırmalarda şu ana kadar. Kral mezarı olduğu kesin ama kimin olduğunu bilemiyoruz şu anda. Evet. Amasya'da ama genel olarak Türkiye'nin her yerinde var, işte antik şehirlerde aynı mimariyle bu tür mezarlara rastlıyoruz. Evet, kayalar oyularak içerisine kralın lahitin içerisinde. Onun işte öbür yani öldükten sonra dirileceğine inandığı için dirildiğinde tekrar o zenginliği devam etsin diye altınları, hazineleri, hatta işte etrafındaki hizmetkarları ile birlikte böyle bu mezarlara konulduğu söyleniyor. Amasya'da şehrin merkezinde bu. Burada Ünye Kalesi'nin hemen altında. Yani bu da şöyle bir bununla ilgili bir araştırma yorum yapılabilir. Yani araştırma yapılsaydı zaten şu anda orada isim bilgi olurdu. Olur, yani mutlaka o kralın orada hangi kralın mezarı olduğu yazardı. Demek ki şu ana kadar isime ulaşılamadı ama önemli bir devlet yöneticisi olduğu kesin çünkü bu tür mezarlar devlet yöneticilerine şimdi bu akşamdan aklımda kalan Mete Bey şöyle iki nokta var. Birisi bu Mitridat'ın Midrebolu dediğimiz yerde Mitridat'ın kurduğu şehir. Bunun bence buradan yetkililere seslenelim. Bunun bir an önce araştırılması, kazılarının yapılması, ortaya çıkarılması. Evet. Bu gördüğümüz işte kral mezarının hangi döneme ait olduğu, burada hangi kralın yattığı bunların baktığımız zaman zengin bir tarihimiz var. Evet. Çok zengin bir tarihimiz var ama tarihimize maalesef sahip çıkamıyoruz. Yani bu Ünye Kalesi'nin tam karşısında bir hakim tepe var. Tekirazyon'da bilirsin. Evet. Ünyeliler bilir. Çatalpınar mevkiinde. Kızılkaya Tepesi. Evet. Orada 2006 yılında Profesör Doktor Mehmet Özsait. Kendisi İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarih Anabilim Dalı Başkanı. Çalışmalar yapmış. Oradaki doğal mağaraların ta Paleolitik döneme kadar uzandığını ortaya koymuş. Paleolitik dönem Yontma Taş dönemi. Yontma Taş dediğimiz dönem insanlık tarihinin en uzun dönemi. Milattan önce 600 bin ifade ediliyor. Milattan önce 10 bine kadar geliyor. 600 bin yani milattan sonra 2000 yıllar. Yaklaşık 600 binli yıl diyelim. Yani Paleolitik dönemin orta dönemleri diyor. Hadi 300 binli diyelim.
çok eski, doğal olduğu için yine tarih kitaplarında da Tekkeköy mağaraları geçer Karadeniz'de. Evet, evet, evet. İlk insanlar, Anadolu'daki ilk yerleşim, ilk insan izleri evet. şeklinde. Orada yapılan araştırmalarda, Kızılkaya'da yapılan araştırmalarda hakim bir tepe ve oradan bakıldığında Yasonburnu'na kadar görüldüğü ifade ediliyor. Yani coğrafi olarak da yerleşime uygun. Şapel izlerine rastlanmış. Şapel, Hristiyanların küçük ibadethaneleri, aynen, büyük evet. ibadethaneleri kilise şeklinde. Bu olayın Hristiyanlığın ilk ortaya çıktığı dönemde biliyorsunuz Roma İmparatorluğu hakim bu topraklar Evet. o dönemde. Ve Hristiyanlığı yasaklıyor. Evet. Roma İlk İmparatorluğu çıkışta. pagan. Yani Hristiyanlığı yeni bir dini kabul etmiyor. Ve Putperest öldürüyor diye. onları. Tabii Yakıyor. Onlara inanç özgürlüğü tanımıyor. Hristiyanlar da kendilerini bir şekilde kamufle etmek zorundalar. İşte Orta Anadolu'da Kapadokya bölgesi bunun en tipik örneği. Evet, o yeraltı şehirleri yeraltı aslında. şehirli Derinkuyu var. Evet, evet. Yine onu ibadethane olarak Ihlara yapıyorlar, değil mi? Evet, Ihlara Vadisi'nde Ihlara çok var. Vadisi'nde çok korunaklı bir Aksaray'da. yer. Yani Evet. yine Karadeniz'de Sümela'dan. Sümela Manastırı Evet. bu şekilde. İnsanlar böyle askerlerin, Romalı lejyonların ulaşamayacağı yerlerde, güvenli gördükleri yerlere çekilmişler. Yani şunu mu Buradaki anlıyorum? Burada da öyle bir şapel var. Öyle bir şapel olduğu görüşünü savunmuş ve ispatlamış da. Yani orada o şapellerde görünen Hazreti İsa tasvirleri, tabii buradaki bayağı yıpranmış. Yani sahip çıkılmadı ya da zamanında bulunup incelenmedi, korumaya Bu da alınmadığı için. evet, bu da üçüncü konu diyelim o zaman. Evet, Birincisi işte bu kral mezarı, evet. ikincisi Mitridat şehri Evet. ve bu söylediğiniz bunlar Evet. aslında çok önemli bir değer. Yani Avrupa'da böyle bir şey olmuş Evet. olsa bilmem kaç eurolar vererek gidip Evet. gezeriz. Bunların kıymetinin Aynen öyle. bilinmesi Yani lazım. mesela Orta Anadolu'daki Ihlara Vadisi şu an Evet. dünyaca ünlü bir turistik mekan. Evet. Aslında bu yaz gitme şansını buldum ben de geçen yaz. Hem devlete gelir sağlıyor oradaki turizm Hem de bizim faaliyetleri. kültürel bir Hem de zenginliğimiz. zenginlik. Yani Yani bu insanlar oraya, turistler özellikle geliyorlar dünyanın dört bir yanında. Zaten Hristiyanların, evet, onların kendi biz bir de şunu inançları. kaçırıyoruz. Yani biz yani farklı inançlara saygılı bir milletiz. Biz Evet. kaç yüzyıl işte farklı ırklardan, farklı dinlerden insanlarla bir arada yaşadık. Hoşgörü içerisinde yaşadık. Evet. Canlarını, mallarını bize emanet ettiler. Ama son dönemde maalesef böyle farklı gözle bakış, hani sanki düşmanmış gibi görülüyor. Az önce söylediniz, ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Herkes Hristiyanlığın yayıldığı yeri Kudüs olarak bilir ama Hristiyanlık dünyaya Anadolu'dan yayılmıştır. Evet. Hazreti İsa öldürüldükten sonra onun yanındaki 12 havarisi Anadolu'ya Evet. kaçmışlardır ve Evet. Anadolu'da Hristiyanlığı yaymaya Anadolu'dan başlamışlardır. O Evet. nedenle aslında hani şu anda diyoruz ya Hristiyanlar işte gelip hacı oluyorlar. Hani Evet. Anadolu'da bazı yerleri Evet. geziyorlar. Belki bir hac merkezi de Ünye çıkabilir yani Yani Hristiyanlar mesela için tabii ki. Demre'de Evet. Noel Baba Kilisesi. Onu da Evet, görmüştüm. evet. Ortodokslar özellikle. Evet, Hristiyanların evet. da bizimdeki olduğu gibi mezhepler var. İşte Evet, Katolik, evet. Ortodoks, Protestan. Ortodoksların kutsal yeri. Yine Meryem Ana var İzmir'de. Evet. Onlar için kutsal sayılan mekanlar. Burası da yani bu Kızılkaya konusunda da araştırmalar yapılabilir. Gelen heyet pek önemsememiş herhalde burayı. Bilimsel anlamda Evet. gereken önemin verilmediğini düşünüyorum. Yani orası değerlendirilse hem turistik bir yer, yürüyüş alanı, hani şimdi moda ya böyle dağ yürüyüşleri, trekking Trekking falan, diyorlar ya, hem yabancı dille tarih, evet, söyleyince daha güzel oluyor. oraları Evet, işte yürüyüş yolları. tarihi bir merkez haline getirdiğinde daha Evet. cazip bir alan olabilir. Biz Mete öğretmenimle, Mete hocamla Ünye'nin Roma dönemine Roma kadar, dönemine kadar Roma, birinci bölümü evet. yapalım. Devamında bir başka Evet, bir evet. Roma dönemine kadar gelmiş olduk. Yani milattan önce 15 bin yılından milattan sonra 395 Büyük Roma İmparatorluğu zaten ikiye bölünecek. Kavimler göçü, Türklerin Evet. Asya'dan Avrupa'ya göç etmesiyle baskıya dayanamayarak 375'te ikiye bölünmesi, ardından Batı Roma'nın yıkılması, Doğu Roma Bizans adıyla
1453'e kadar biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine kadar devam edecek. İşte o dönemde de Büyük Roma yıkıldığında bu bölgede Bizans hakimiyetini görüyoruz. Bir sonraki programımızda Türklerin Ünye'ye gelişini, Ünye'de Türklerin nerelerde yerleştiklerini, Türklerle Ermenilerin, Rumların Ünye'nin nüfusunda, çünkü bir Ünye Belediyesi'nin bir araştırması vardı. Ermeni ve Rum nüfusu mahallelere, köylere göre bir hayli var. Daha detaylı olarak onları konuşacağız. Söylemek istediğiniz son şeyler varsa onları alayım, ben kapatacağım. Ben de bu programa davet edilmekten mutluluk duydum. Hem de bilgilerimi tazelemiş, hem de yerel tarih konusunda kendimi yenilemiş oldum. Yerel tarih, biz genelde öğretmenler olarak genel dünya Türk tarihini daha çok öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Yerel tarihte gerçekten bilinmesi gereken, insanın yaşadığı şehrinin geçmişini bilmesi gereken bir dal bence. Ben de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bu program vasıtasıyla tekrar bu konulara değinme fırsatı buldum. Teşekkürler. Evet, bugün biraz tarih konuştuk. Bugün biraz tarihten bahsettik. Ünye'yi tarihsel olarak incelemeye çalıştık. Bu süreçte sağ olsun Mete öğretmenim yardımcı oldu. Kendisini bırakmayacağız. Bir sonraki bölümde de kendisinin bilgilerinden faydalanacağız. Burada bir iki aklıma takılan bir şey var. Programı bitirirken adımızı da açıyorum. Bir farklı açıdan, farklı yorumla bunu da değerlendirelim istiyorum. Şimdi konuşmalarımız sırasında fark etmişsinizdir. Ünye'nin doğal bir liman oluşu, doğal yerleşim yeri oluşu, hatta Karadeniz'in en eski, elde edilen bilgilere göre en eski yerleşim yeri olduğu ile ilgili ciddi belirtiler var. Yani tarihimiz çok eski, insanlık tarihi kadar eski. Bu tarihe sahip çıkmıyoruz maalesef. Yani bir Ünye Kalesi'ni, Ünye Kalesi olarak bildiğimiz yeri Kültür Bakanlığımız daha yeni yeni tadilat aldı ya da işte hizmete açmaya başladı. Gezilebilir hale getirilebildi. Ama işte Mete Hocam söyledi, Kızılkaya'da, işte bu Kral Mezarı'nda maalesef bunlar hala araştırılmayı, gün yüzüne çıkarılmayı. Mitridat'ın mesela, bu çok önemsiyorum aslında bunu, düşünebiliyor musunuz? Yani Pontus Krallığı'nın başkenti olarak planlanan bir şehirden bahsediyoruz. Bütün bunların, bu şehrin bir kısmının denizin altında kaldığından bahsettik. Şöyle baktığımız zaman hani dünyada birçok ülkenin bu kadar zengin tarihi yok. Birçok ülkenin, bırakın bölgeyi, birçok ülkenin bu kadar zengin tarihi yok. Ama biz bunlarla uğraşmak yerine Ünye'nin denizle olan bağlantısını kesmek için uğraşıyoruz. Önce Karadeniz'in maalesef o yolunu denizin kenarına yaparak insanlarla, Ünyelilerle denizin arasına bir set çektik. Sonra maalesef bu yazın bir dolgu yapıldı oraya ve onu çok da önemsediler. Aslında o doğal Ünye koyuna bıçak soktular. O iskelenin yanına molozla bir şeyler doldurup park haline getirdiler. Ve deniz bir süre sonra herhalde bu dolgularla bilmiyorum, belki çocuklarımıza Ünye koyundan bahsedemeyeceğiz. Ve en kötüsü de şu, Ünye'ye bir bisiklet yolu yapıldı. Şimdi burada bir tek ben mi endişeleniyorum ya da insanlar bu kadar mı duyarsız? Burada birkaç şöyle şey söylemek istiyorum. Dünyanın her yerinde şu var. Yaya yolunun olduğu yere bisikletli sokulmaz. Neden? Çünkü yayanın can güvenliğini tehdit eder. Ya bakın, net söylüyorum. Şimdi yazın Ünye'nin nüfusu 1 milyona yaklaşıyor arkadaşlar. 1 milyona yaklaşıyor. Ve 1 milyon insanın gezmek için seçtiği alan Ünye'deki deniz kıyısındaki yaya yolu. Şimdi oraya asfalttan o kaldırımları söktüler. Yani ben dünyada bizim kadar kaldırım söküp yapan başka bir millet, devlet de bilmiyorum. Yani varsa da helal olsun. Yani bugün belki yaşadığımız ekonomik dalgalanmaların sebebi bu savruk harcamalarımız da olabilir. Sonra o kaldırımları söküp yerine asfalt döktük. Sonra yani yayaların arasına bisiklet yolu yaptık. Benim aklım almıyor arkadaşlar. Yani burada yazın benim 3 yaşında kızım var. Çıktığı zaman koşmak istiyor. Şimdi orada yürürken bir bisikletli benim çocuğuma çarptığı zaman bunun sorumlusu kim olacak? Bisikletli olamaz, çünkü bisikletliye o yayanın içerisine sokan
akıllı anlayamıyorum. Ya bu burada kimsenin niye dikkatini çekmiyor? Ya bırakın tarihimize sahip çıkmayı, ya kendi deniz kıyımıza sahip çıkamıyoruz. Buradan yetkililere bir açıklama bekliyorum. Yetkililere de sesleniyorum. Lütfen insanlarımızın hayatını tehlikeye atacak bu uygulamayı ya düzeltin ya da bir önlem alınsın. Yani dünyanın her yerinde emniyet şeridinin olduğu yere bariyer çekilerek bisiklet yolu yapılıyor. Bu niye yapılmadı bilmiyorum. Yani illa yayanın arasına bisikletli sokulmaya çalışılmasını anlayamıyorum. Evet, fazla da uzatmak istemiyorum. Önümüzdeki programda Ünye'nin özellikle Roma dönemini, Türklerin Ünye'ye yerleşişini, Cumhuriyet dönemini inceleyeceğiz. Başka tarihi gizli kalmış, saklı kalmış belki hazineleri öğreneceğiz. Bu konuda Mete öğretmenimize yine davetimiz var. Yine gelecek sağ olsun. Bu akşamlık bu kadar. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.